Yok abi. Aklım almıyor. Vallahi aklım almıyor. Bilmiyorum. Benim de aklım almıyor. Böyle bir hamle beklemiyordum. Olaya bak ya. Nereden nereye? Şimdi biz bu adamın dosyasına birlikte baktık. Sıradan bir insan dedik. Oto hırsızlığı, gasp, masp, tamam. İşte kimlik sahteciliği falan filan, eyvallah. E nasıl oluyor da bu adam Timur Karatan'ın ortağı oluyor? Biz neyi gözden kaçırdık? Yasemin Hanım ne yaptı? Ne yapacak abi? O da dondu kaldı yani sonuçta. Kunduzi'nin ilişkileri tahminimizden derin. Abdullah falan yem olabilir belki. Bizim asıl bu adamı çözmemiz gerekir Adem. Çözeceğiz abi. Bunu da çözeceğiz. Kunduzi denen şerefsiz hesabını verecek. Yasemin'le ilişkisi, Abdullah'ın ölümü, yeni piyon. Bu herifin her yeri gizem. Burada. İşimi yapıyorum. Sen söylediklerimin neyini anlamıyorsun Adem? Sana ihtiyacım yok dedim. Kusura bakma ama koruman olarak buna ben karar veririm. Ajandan da bugün görüşme varmış. Üstelik kim olduğunu bilmediğimiz biriyle. Güvenliğinden ben sorumluyum. Emin olmam lazım. Güvenliğimden emin olunca gidecek misin buradan? Bilmem. Tipine bağlı. O zaman sen bekle adamın tipine bir bak tamam. Sonra da git. Adı neydi? Bilmiyorum. Adını bilmemeniz beni daha da kuşkulandırdı. O zaman seni ve kuşkularını baş başa bırakıyorum. Beyefendi. Ben Yasemin Hanım'ın korumasıyım. Size eşlik edeceğim. Buyurun lütfen. Lan! Ne oluyor burada? Çek elini. İndir elini oradan. O belindekini yuttururum hadi. Önden buyurun. Teşekkür ederim Adem. Hoş geldiniz Ejder Bey. Şöyle geçelim. Bir dakika. Önce bu tarafa geçelim. Görevim Yasemin Hanım'ı korumak. Üstünüzü arayalım. Hay hay. Nasıl hitap edeyim sana? Kunduzi mi Ejder mi? Kunduzi daha havalı değil mi? Ama tercih senin. Sen bayağı gözü pek bir herifsin ha. Niye? Senden mi korkacağım? Ya yok öyle bir şey demek istemedim ama mesela şu yaptığın çok güzel. Yasemin'i kıskandım lan. Keşke benim de böyle bir korumam olsaydı. Aslında empati sorununuz da yok sizin. Ve de olsa sen de kız babasısın. Ona bak. Kızıma bir daha yanaşırsan senin için fena olur. Anladın mı? Tamam ya anladım. Rahat ol sen. Mesaj alınmıştır. İyi.
Yasemin Hanım fazla beklemez. Misafirinizle görüşebilirsiniz. Güvenlik kontrolünden geçti. Bir sakıncası yok. Sağ olsun, kendisi de çok yardımcı oldu. Buyurun Ejder Bey. Şöyle geçelim. Ya senin bu koruma beni tuttu, masanın üstüne bir çaktı. Vallahi korktum çok, affedersin. Diptim gittim geldim. Ya sen niye hiç kurtulmuyorsun bu adamdan? Belki kurtulmak istemiyorsun ha? Olmadı, ben Timur Bey'e şu görüntüleri vereyim. Onun kafasına sıksın, sonra sen sağ ben selamet. Çok konuşuyorsun ha. Ben sana kurtulacağım demedim mi? Ya tamam da ne zaman? Allah'ıma ben de bıktım bu muhabbetten. Her buluştuğumuzda aynı şeyi konuşuyoruz. Neyse prenses, ben şu bağış çekini vereyim. Gerçi demin paramızla rezil olduk ama. Al ya vallahi. Bu çok para. He, çoktur değil mi? Senin mücevherleri sattım. Biraz kıymetliymiş. O kadar tuttu. Ya hepsi o senin fedayı mı yapacak? Hani gazeteciler, masteciler, medyayı çağırmamışsın? Ya beleşe bağış mı yapıyoruz burada? Reklamsız bağış kampanyası olur mu kardeşim ya? Olmadı ben sizin eve misafirliğe geleyim. Timurcuğumla biraz sohbet ederiz. Sen de bana bir şeyler ısmarlarsın, ödeşiriz. Uyuyan güzel. Uyandın mı?